Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Koron ve Metoni Kalesi'ni gezmiş, sonrasında Finikunda kampimizde güzel vakit geçirmiş ve akşamı Finikunda merkezde yapmıştık. Yasas! Yeni bölümümüzde Finikes kampından ayrılıp biz Türklerin Navarin diye bildiği Pilos'a gidiyoruz. Bu şehirde biraz gezdikten sonra özel doğal güzelliğe sahip bir yer olarak ünlenen Messina'nın en popüler plajı Voidokilya plajına gidiyoruz. Bu yarım daire biçimindeki altın kumsallı güzel deniz bizi çok eğlendiriyor. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Böylece Pilos'a geldik. Daha devam ediyor orada semalarımız. Bugünkü gezimiz Pilos. Selamlar, Pilos Kalesi'ndeyiz. Burası Navarin Savaşı'yla meşhur bir kale. Neo Castro diyorlar ismine. Neo Castro Osmanlılar tarafından inşa edilmiş. Tamamen Türk yapımı. Özellikle Avrupa'dan mühendisler ve mimarlar getirmişler burayı yaptırmak için. Fakat çok büyük bir deniz savaşına da sahne olmuş Mert. Navarin Savaşı duymuşsundur, kesin okumuşsundur. Yalnızca yelkenli gemilerle yapılan son savaş kendisi. Son büyük deniz savaşı. 26 gemilik ittifak kuvvetleri 89 gemilik Türk-Mısır donanmasını maalesef burada batırıyor. Mısır donanmasının başında kim vardı? Mısır donanmasının başında o zaman Kavalalı. Kavalalı vardı. Maalesef. Orada bütün donanmamız yok oluyor. Şimdi evet, bu donanması bizim tarihimiz için kötü. Sonrası da var. Çok kötü. Bu tabii ki sonrası anlatacağım. Fransız ve başka müttefik kuvvetler de var. Hatta o yüzden de 3 amiraller meydanı var. 3 amiralin heykeli var Osmanlı donanmasını, Mısır donanmasını batıran. Ya bunlar yabancı, bu 3 amiral. Yabancı Yunan, aynen yani. Yani Yunan başka bir şey değil. Şimdi şöyle yani düşünün, burayı almak için şuralara geliyor. Zaten buralar hep dağ tepe, yani kalenin alınmasının zorluğunu düşünsenize bir. Buradan üstünüze sizin tahta kayıklarınıza adamlar top atıyorlar şuralardan. Siz de buradan. Zor tabii. Mani sol. İmani'ye geldik. Hemen insanlar yüzüyor, ne güzel. Ya güzel gözüküyor. Burası belediyenin halka açık park yeri. Böyle şahane mi şahane şey var. Plajı var. Duş da var. Kafede. Denize girmek için güzel bir nokta. Kale de gözüküyor şurada. Kale, demin geldiğimiz yer. Eda, bir şey diyordum. Evet. 1821'de artık bağımsızlık savaş isyanları daha doğrusu başladığında Yunan halkının. Bakıyorlar ki Osmanlı'ya karşı pek bir başarı gösteremiyorlar. Hemen İngilizler, Fransızlar ve ne demiştim? Ruslar yardım etmeye başlıyor. O sırada zaten karar veriyorlar bu Yunanları kurtaralım Osmanlı donanmasından diye. Ve müttefik kuvvetleri oluşturuyorlar. İngiliz, Fransız ve Ruslar. O halde işte donanmamızı batırıyorlar. Evet. Buracık da batmış demek ki. Şurası şimdi herhalde buralar yani. Tahminimizce. Şu taraflara, kaleye doğru yanaşıp, tabii çevreliyor da olabilirler kaleyi.
Yani etrafını çevreliyor dolayısıyla. Hı-hı. Arkadan da bakabiliriz. Orada da biraz yol var istiyorsan. Muhtemelen gene yok savaş, şudur budur olabilir. Olmayabilir. Eda okursa belki anlardık. Okuyamadın mı hocam? Belisarius Caravias. Öyle bir şey. Velius ismini bir adam için. Bakın belediye binası şu. Burası da Coast Guard. Onlar. Benim bir de vapur yemek isteyenler parmak kaldırsın. Ben. Şurada bir balıkçı galiba martıları besliyor. Evet, orada bir ortam oluşmuş martılardan. Bakın şöyle. Yalnız evler falan şöyle güzel gözüküyor. Şahane canım, değil mi? Yunanistan'da çok sık rastlayacağımız bir manzara. Yabancılar fotoğrafını çekiyor bunun. Bizim için çok doğal görüntüler. Bir kamyon işte kavun karpuz getirmiş satıyor. Bizde çok var böyle. Seviyorum sokak satıcılarını. Boyumuza göre kahve içiyoruz. Evet, elini kus. Ben minnak, Mert kocaman. Oy oy oy. Şokolata. Pancake. Çiçek de koymuş çok şirin. Evet, limanın önüne geçtik. Şu an itibariyle. Eda, şey, çınar ağacının altı çok güzel durmuyor mu? Çok güzel duruyor. Orada bir anıt var. Gel bakalım hadi. Yoksa üç amiraller mi? Gel bakalım. Üç amiraller. Rus, İngiliz ve neydi? Fransız. Yani kapitaller. Her zaman. Hep zaten kışkırtan. Aynen, üç kağıtçılar onlar. Üç kağıtçıların başında gelmiyorlar üç mı? Üç kağıtçılar meydan. Aynen, üç kağıtçılar meydan. Şey güzel, ağaçlar güzel. Heykel bu. Böyle devam ediyor. Oturma yeri. Şöyle biri işte Fransız, biri bir şey, biri Rus. Pratik değiller trafikte ya. Çok gülüyoruz Mert'le. Böyle... Mesela çift şeritli tek yön yol var. Ama tek şeritle hepsi geçiyor. Bay bay. Evet, en limani bu. Biraz size kordon boyu yaptıralım. Burada ne yapmak gerekir Mert? Burada tekne, yani kayık kiralayın. 30 beygirli çok güzel kayıklar var. Onunla bak, şu ada var. Bak şey, şu arkası Tuzla. Yani hani şey, hemen arkası lagün bak. Orası. Bu koylar. Güzel Atmalı plajı. Buradan devam ediyoruz. Şura marina. Şu öbürü mendirek. Şehir de güzel. Kale manzarası var. Navarin. Komple manzara. Şu arkada delikli var bak. Onun içinden geçilebiliyorsa çok zevkli olur. Komple böyle gezilebilir yani. Bak sağ üstte. Delikli bir kaya var. Kalenin arka tarafına da geçmek istiyorum. Orayı da merak ediyorum. Navarin Kalesi şu soldaki tepe. Şimdi o delikli bir şuraya gidiyoruz işte. Veda. Navarin tepeleri. Navarin Körfezi. Kalmak isteyenler Erodios'ta güzel bir kampa benziyor. Yalova'da. Yalova Lagün'e geldik. Evet, Mertcan Yalos Beach'te. Yalos bataklığı ya da lagünün yanındayız. Kupa kum. Ay gene çok güzel. Hayır, gitmem gereken acayip güzel bir plaj var. Orada yüzmek istiyorum.
Ama burası da beni yani baştan çıkarıyor. Lokum lokum. Nasıl olacak bu hayat bilmiyorum yani. Balıklar gidiyor yani. Çok güzel. Evet, Yalova Lagünü. Kuş gözlemi yapılıyormuş. Nice çeşit kuşlar yaşıyordur eminim. Evet, şimdi şöyle lagün böyle geliyor. Bu yollar hep kapalı bir yol var. Oradan kaleye de yol var ama muhtemelen o topraktır. Gene de bir deneyelim diyoruz. Denemeden bile geri bile dönebiliriz yani. İyi, hadi bakalım. Evet, dünyanın sayılı güzel plajlarından efendime söyleyeyim. Yunanların gururu, Mura'nın göz bebeği, Peloponisos'un altın çocuğu, Voidokilla plajına geldik. Öküz göbeği plajı da diyorlar. Voidokilla Beach. Bakıyoruz şöyle. Karetalar. 740 metre uzunluğunda hem de bir arkeolojik alan. Bakın Miken, Tolos, Tomukları hemen bizi karşılayacak. Tolos'u artık anlık ne olduğunu. Burada da güzel aynı Fethiye'deki gibi yamaç paraşütü de varmış. Devam edelim. Ap altın bir kumsal. O kadar ilginç ki şekli. Drone çekimlerimizde inşallah göreceksiniz. Şöyle Atnalı gibi. Karetta yuvaları. Kayaya bakın. Ne enteresan. Karşıda tepenin üstünde Paleo Castro. Ve altında Nestor'un mağarası dedikleri mağara galiba. Ay gibi. Hilal gibi. Evet. Çok güzel. Boğaz az gözüküyor, oradan açık da gözüküyordur muhtemelen. Of taraftan. Evet, açık. Şimdi drone uçurmaya çalışacağım. O yüzden çok etiyor. Kalede şunlar, nerede kale? Aha, evet, kale tepede. Bak altına gidin, Nestor'un mağarası. Evet. Drone'u götürebilirsen mağaraya da hani bir poz al. Yani bu havada drone'u da kaybedebilirim. Nestor'u da al ama bence aslında şöyle iyice yürüyüp de oradan mı çeksen? Hani riske atmamak için deniz oradan üstünden. Oradan fark eder ki? Düştü mü düşer. Ne bileyim, korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ya çok rüzgarlı Mert. Boş verebilirsin. Deneyelim de. Evet, burası Öküz Göbeği plajı demiştik. Acaba bu Öküz Göbeği ismi nereden geliyor? Mitolojiye göre Hermes Apollo'dan çalınan sıyırları buraya saklamış. Tabii Apollon da haberi olmuş. Yakalamış bunu kıskıvrak. O da özür dilemek için Apollon'dan bir tane karettayı kaplumbağanın sırt kabuğundan ona lir yapıp hediye etmiş. Lir biliyorsunuz Apollon'un sembollerinden biri olmuş daha sonra. Bugün buraya yumurtlamaya gelen karettalar belki de o lir yapılan karettaların torunlarıdır diyorlar. Buraya Nestor da deniyor. Paleo Castro yani eski kale. En tepede bakın Nestor'un kalesi. Pilo kralı Nestor. Danışman da biliyorsunuz ki Agamemnon'un hatta bu Troya Savaşı fikri de ondan çıktı. Toplanıp gidelim Helen'i geri alalım dedi. Şu altında da Nestor'un mağarası. Aslında bu plajı boylu boyunca yürürseniz oraya doğru oradan çıkış yolu var oraya. Thank you.
Kefal. Oo, kocaman. Kefal olsun, kefal. Kefaller ve kefaller. Ve en büyük kefali bulduk. Ha, işte orada. En büyük kefal. Ne yapıyorsun? Çimiyorum. Tam manasıyla. Kelimenin çimlek tam manası. Tam bir çim bölgesi. Bölgede çimi. Çimiler var. Efendim söyleyeyim, berrak su. Bu kısım ılık. İlerledikçe boya zor geliyor. Burada yüzmek yerine insanlar çimmeyi tercih ediyor. Çimlik bakın. Diye bir aktivite var. Yatıyorlar. Ama çok güzel yanılıyor. Çünkü serin esiyor. Sepeserin esiyor. Sepeserin çimlik esiyor. Sepeserin esiyor. Çimliğe doğru. Ay, bir şeye değdi ayağım. Ne o? Ne olacak? Koca bir balık Mert'i yemeye gelmiş diyor. Evet. Çim bala. Ay, derine de gidemiyorum çünkü derin. Gelin biraz daha dizlerimi geçen bir yere gidelim. Evet, bir tür daha. Bunlar posidonyalar, onların kahverengili. Evet, artık derine geldim. O kadar derin ki. Bir saatim yüzebilme hakkım olmuş. Altı buz gibi. Evet, altı buz gibi. Altı buz gibi denizin. Uuu, nasıl? Alttan soğuklar geliyor. Hemen üste kaçın. Buz. Üste kaçın, üste kaçın. Vallahi kaçın, buz kaçın, gibi. Kaçın, kaçın. Soğuk su bile geliyor. Belki de kaynak soğuk su var. I'm on the chimney, I'm on the chimney, I'm on the chimney. Lay la lay, lay la lay. I'm on the chimney, I'm on the chimney, I'm on the chimney. La la lay, la la lay. We are on the chimney, we are on the chimney. Lay la lay, lay la lay. Yarım saatten fazla yol var. Yarım saatten fazla yol var. Bakın şu yeşil çemçürlek bizim. Çemçür olan bizim. Çünkü motorumuza motüre uygun o var değil mi Eda Aksek? Evet. Başka taşıyamıyorum. Herkesin kocaman kocaman yani şemsiyeleri var. Yani what can I do sometimes? Şeyleri var. Güzel güzel sandalyeleri var. Bizimki. Ya ben drone uçurken var ya, burada nasıl rüzgar esiyordu? Şimdi rüzgar rüzgar kalmadı. Saçma sapan bir şey. Anlamadım ya. Şu kayalı tarafa bakmaya gerek var mı? Umbrella. Kale de karşıda. Şurası kale ve mağarası. Şuradan da açık denize açılıyor. Charles Medes'in olduğu söylenen, yani efsanevi Kral Nestor'un oğlu, ona ait olduğu söylenen Tolos Miken tipi mezardayız. Kubbesi yıkılmış ne yazık ki. İçinde pek çok gömütle bulunmuş. Pek çok değerli eşyalarla bulunmuş.
Tolos'un ortasındayım şu anda. Gezdiğimiz, şu anda da insanların mutlu yaşadığı bu Rivieralar, bu güzel Mora Yarımadası aslında tarihte çok çok acılara da sahne olmuş ne yazık ki. 10 yıllarca süren Yunan isyanlarının başrolü buralar olmuş. 1821'de bağımsızlık sloganı ile isyan etmeye başlamışlar. Biz yani çeteler diyoruz biz onlara, Yunan çeteler vesaire, ama onlara göre halk kahramanları tabii ki. Fakat işte bir yandan kendi tabii ki özgürlük mücadelelerine düşerken burada Mora'da 400 yıllar boyunca, kaç yüzyıl boyunca buraları vatan haline getiren Türkler için de maalesef çok acılı bir süreç başlamış olmuş. Avrupa, Amerika ve Rus desteğiyle, Rumların ayaklanmasıyla burayı vatan edinen Türkler, yanlarında daha az sayıda olan Yahudiler, Türklerin sayısını bu arada 80 bin diyor ama bazı kaynaklarda 100 bin Türk aile olduğu düşünülüyor. Bu Türklerin işte emlak vakıfları olsun vesaire, her türlü toprakları, şunları bunları, aynen mallarını, mülklerini el konmuş. Bunlar kaybedilmiş, aynen. Özellikle de Patras Piskoposu, o zamanlar ismi Balya Badra olan Patras'ın Piskoposu, işte haçını havaya kaldırarak halkı silahlanmaya çağırmış. İsyan öncesindeki bu nüfus maalesef 1829 itibariyle yaklaşık 10 yıl sonra sürülmek suretiyle veyahut da çok acılar içerisinde yok edilmek suretiyle sıfıra inmiş. Bir anda nüfus sıfır kalmış arkadaşlar. Bu Navarin de bu anlamda çok çok önemli. İşte Navarin Deniz Savaşı'nda 1827'de İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları daha önce dediğim gibi Osmanlı Mısır donanmasını tamamen yok ederek bu kendi önlerindeki bütün engelleri de böylece bitirmiş olmuşlar. Arkasından da Edirne Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan alınan ağır yenilgiden sonra. Böylece ne oluyor? 1830'da artık Yunan Krallığı kuruluyor. Buralardaki Osmanlı izleri tamamen yok oluşa bırakılıyor. Kaleler zamanındaki yaşam alanları olduğu için gariban halk buraya saklanıyor. Buradaki insanlar da tabii gariban halkta aç susuz belli bir süre sonra kalarak en son artık işte öldürülerek evet buradan bitiriliyor. Şöyle tabii bu... Buna Navarin katliamı deniyor Mert tarihte. Aynen. Navarin kale. Katliamı. Kale bu. Navarin yani Yunan isyanlarında Navarin katliamı diye geçer olay. Evet. Bağımsızlık kazanması sırasında yaşanan katliam dizisinin bir parçasıdır. Katliam 19 Ağustos 1821 günü Navarin şehrinde maalesef yaşanıyor. Allah rahmet eylesin hepsini evet. Bu arada. Savaşlar gerçekten kötü şeyler. Keşke hiç yaşanmasa. Ama yani buraya kadar gelmişken o insanları da anmak istedim yani. Şehirdeki yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katlediliyor. Şehrin Türk sakinleri açlık yüzünden teslim olmayı öneriyorlar. Bu kaleye saklanıyorlar Mersin dediği gibi. Ve artık aç susuz kalınca da tamam teslim olacağız diyorlar. Yunanlar da bunun üzerine sizi Mısır'a güvenli bir şekilde göndereceğiz diye söz veriyorlar. Halbuki bu bir oyun çıkıyor maalesef. Türklerin bütün mallarını, paralarını alıyorlar. Sizi güvenli buradan göndereceğiz diye söz verip. Fakat niyetlerinde, sözlerinde durmuyorlar. Kapılar açılınca, karenin kapıları, hani kaçacağız buradan diye umutlanan halkı maalesef çok kötü bir şekilde, yani ben okuyunca inanamadım. Tabii çeşitli kaynaklardan okumak gerekiyor. Bu arada okuduğum kaynaklar da yabancı Avrupalı kaynaklardan okudum. Onu söyleyeyim yani. Yunanlar hemen içeriye hücum ediyorlar. Kaçabilen 160 kişi, hani kaçtı kaçmadı. Diğer 3000 kişilik tüm nüfusu acımasızca öldürüyorlar. Ve burada da yine sıfırlanıyor. Yani çok acı. Onların ruhuna El Fatiha diyorum yani. Allah rahmet eylesin. Gördüğünüz kale.
dış burçtayız şu anda. Ayakta burayı Osmanlı yaptırmıştı. Eda'nın önceki anlattığında gibi. Tabii tekrar almaya geldiğimizde de burada bozguna oluyoruz. Burada bir aslında çağ değişiyor. Bu bozguna uğratanlar da işte İngiliz, Fransız ve Ruslar. Burada bir çağ değişiyor. Şöyle oluyor. Şu delikli şey de bu arada tekne diyor. Çok güzel. Çağda şöyle bir durum var. Artık deniz, yani o Kadırga Savaşları dönemi sona eriyor. Toplanıp böyle hani deniz savaşı dönemi dünyada son buluyor artık. Bu o evet, nedenle son savaş oluyor. Hatta geçiş. Savaştan son sonra biraz Osmanlı işte daha hani zaten Macar şeylerine falan da geçiyor. Uğraşmaya gene bir sürü derdi var. Ve bu şey çok yani maliyetli olduğu için deniz savaşlarının sonuna geliniyor artık. Kara savaşları dönemi daha da güçlenip hızlanıyor. Yani bir çağ değişiyor gibi bir şey burada oluyor. Evet. Durum bu. Bunlar bugün daha bir sevgili olmuşlar. Bakın. Nasıl kahve yapıyorum. Finkes Camping'de. Finkes. Şu küçük minnoşta su istiyorum. Camping Finkes'in harika mutfak tarafı şöyle. Bakın su, soğuk su bile koymuşlar çok hoş. Soğuk su içebiliyorsun. Gayet güzel olması gereken. Böyle de koyu gölge ayrılmış. Bu arada internet full, her yerde var ve çok hızlı. Süper. İnternet fullmuş bakın. Yani hiçbir şeye basmadan kendi kendine direkt bağlanıp çalışıyor şu an. O süper ya. İnternet var, çok hızlı. Kamplar hep benim, böyle ya. Bayılıyorum bu kampların 5G, bu olaylarına. Şey özür dilerim. Pardon şeyden. Bizde yok bu teknoloji. 5G internet var. Buralarda artık hat çekmiyorlar internet için. Bizim hani 4G o işte Turkcell box'lar falan var ya 4.5G. Hı. Onları atıyorum işte bilmem kaç megabit. 5G hakikaten jet gibi ve sabit kaldığı için manyak bir şekilde yani normal telefonunuzun internetinden hızlı bir şekilde bastığınız an her şey açılıyor. Süper. Böyle bir internet var yani. Güzel bir şey yani. Şahane. Evet, giriş acayip bakir. Evet, Eda ile Yunanistan'da bir akşam. İşte böyle geçiyor. Hareketler bu şekilde. Ben flamenco yapıyorum. Bir şeyler yapıyor. Azıcık kafası da gitmiş olabilir. Hayır aşkım, ders çalışıyorum. Burası böyle. Kampingimizin denizi.